yerine atlayabilecek şu var. Kağıt var. Kağıt üstüne gelmiyormuş gibi gözüküyor ama ışınlanma üstüne bir atınca orada ne sersemliyorsun. O yüzden sorarsa. Paşa. Farsa. Tamam. Julian işini ormana doğru yönlendirdik. Paşa'nın şimdi rahat ulti açabileceği bir pozisyon gelir mi diye düşünüyorum şu anda. Paşa'ya ulaşabilecek. Vallahi Alfa biraz zorlasa zorlar. Hylos da biraz zorlasa zorlar da. Bence sıkıntı o değil. Matilda onu bozma ihtimaline sahip. Artı evet, olarak birlikte rakip hareketli hala. Nexus 4 seviye. Minyonları yok. 4 seviye avantajını kullanabilirler şu anda kaplumbağa başlamak için. Begin'le birlikte Kalan'ın 4 seviye olması çok uzun sürecek. Orta koridordan da Chu 4 seviye olabilecek mi diye baktığımızda minyonlar ittiremedi. Zeyçen 4 seviye olmaya çalışıyor. Nexus hızlı bir şekilde kaplumbağa başladı. Blossed arkada gelmesini engelleyecek rakip ormancının. Yok. Çok rahat bir kaplumbağa. İşte Alfa'nın hızlı orman dönmesinden kaynaklı. Ya hem öyle bir durumu var hem de alt koridorda baskı iyi verdikleri için S2G orta biraz zaman kaybetmek zorunda kaldı. Yani Begin'in kaybettiği bir işte atıyorum 30-40 tempoda oynuyorlar fark ettiysen. Yani iki takım da hata yapmaması gerektiğinin farkında ve hiç risk almıyor. Üst koridor hızlanacak ama Julian oraya yakın, Alfa'da yakınlaşıyor. Ya. Üst koridora skor çıkabilir. Paku'nun herhangi bir hazırlayacağı skor gerçekten oyunun kaderini etkileyebilir ama Paku'nun canı az. İçeriye doğru Nexus girmek için hazırlandı. Cloud'dan ultiyi vurdu, havaya doğru kaldırıp Cloud'dan ultiyi bozulurken Nexus o ultisine döndü ve Sigi Boom'u keserek Zeyçen takımını 1-0 öne geçiriyor. Çok önemli skor bu arada. Yive giden bir kill. Önemli istedikleri bir pozisyon. Oo, Kulat Paku kıstırıldı şu anda. Yan taraftan destek geliyor bu arada. Begin yaklaştı. Çaldan birilerinin çıktığını anladı mı Nexus? Begin'i buluyor burada. Çok rahat şekilde kill'i çevirecek ve Begin de düştükten sonra ölmedi. Acaba ölmedi. Diyecektim ki cümleyi bitirmeme bile izin vermeden Begin pasif yaşıyor son bir dürtme Nexus'tan mı? Begin burada kill'e dönüştürülecek. Diğer tarafta Blossed kaybedildi. Kazuya yaklaşırken Nexus'u da skora çevirecekler. Sigi Boom zıpladı. Taramaya devam ediyor. Burada Arix'in hasarı birazcık daha yüksek miktarda olabilir. Son olarak Kazuya'ya da bir tane topunu attı. Sigi Boom'u da almaya çalışıyor. 3'te 3 yapan bir Arix var ve Vatan Game Esports bu pozisyondan müthiş karlı çıktı. Müthiş karlı çıktı ve hiç vermek istemeyeceğim bir kahraman Bruno. Ne var lan? Reci hemen bir altın alabilir miyiz ya boşlukta? Topu arkada bıraktı. Topu arkada bırakmasaydı daha iyi olabilirdi tabii. Ya arkada bıraktı orada zaten kili çekeceğim mantığıyla bakıyordu. Işınlanmaya gerek var mıydı yine tartışılması Alex lazım. Arix ile Sigi Boom arasında bu arada 1400 altınlık fark var. Bunu aldıklarında 1500'e falan çıkacak o. Arix şu anda o kadar önde ki Sigi Boom'a kıyasla. İkisi de altına çok ihtiyaç duyan taşı. Her anlamda oyunda var. Ve vatan satmazsa kazanır. Nexus geldi ütüyle beraber. Bir de Pogu'yu sabitlediler. Zeyşen sonra sağır bırakacak. Bikine de gelen bir sersemletme olması lazım. Vaso orta. Gayet rahat şekilde ikinci kulede kili çekerken 2'de 2'de Zeyşten'e gidiyor. Son olarak burada kuleyi de indirdikten sonra yani adeta iki farklı takım izliyoruz bu hafta. Ya geçtiğimiz haftalarda zaten Vatan göstermişti bu oyunlarını. 6 altın. Zaten yani 2000 gibi bir fark var. Orta koridor aynı şekilde. Alt koridordan altın geldi falan. Ya bu oyunun dönmesi artık gerçekçi olmak lazım. Çok zor. Vatan Game'in hata yapması lazım. S2G istediği kadar iyi oynasın. Buradan kazanmak kolay değil. Yani Vatan Game'in net bir belki iki hata yapması gerekiyor. Evet. Yani Vatan gelene kadar çok sakin kalınacak. Özellikle burada Begin'le Kazuya'nın bir görüş alabilmesi lazım. Arka tarafta da Pago'ya dikkatini çekmek istiyorum. Lan farmda ama bak. Pago info vermeye çalıştı ama hemen ittirdiler bu arada. Matilda gelmeye çalışıyor Pago. Canı gösterdi Lord'u. Lunar girer mi? Ultiyle beraber Zeyşin'i kovalamak istedi. Zeyşin'i soklamaya çalışıyorlar. 4K, 3K derken Nexus kaçırmadı. Pago son bir deneme yaptı ama olmayacak. Burada herhangi bir kill yok. Cloud'a gidiyorlar. Cloud'a gidiyorlar. Alt taraftan geldi. Cloud yok. Çok rahat döner ya Beyze. Döner, çok rahat döner Beyze. Lord'u şu anda aşağı koridordan bir kule açmaya başardı. Sigi Boom ama Lord daha girmek istiyorlar ve aslında amaç girmek de değil. Kule eş zamanlı olarak getirildi. Birinci üst kulesi. Üst kulesine doğru hamle var ve Lord hala hayatta. Base'e doğru ilerlemek isteyecek. Burada acaba başa fight verilir mi? Başıklı geldi. Blossed'den tek kişilik bir zıflatma. Ama ardından Kazuya hemen intikamını almaya çalışıyor. Uf. Tekrar bir kale ultiyle beraber Lord'un Nexus altında rahat bir fight verecek Vatan Game. Zeyş'ten kimini çekerken artık Base'e vuracaklar ve oyunu bitirmeye oynayan bir Vatan Game Esports var. Onlar bu galibiyeti çok rahat gösterdi. Seri 1-0'a geliyor ama yani bu galibiyet nasıl geliyor bir konuşmamız lazım. Arix'le geliyor abi.